Belediye Başkanımıza ben çok teşekkür ediyorum. Kendisinin inovasyon ve espor merkezinin açılışıyla gençlere, gençliğe, gençliğin geleceğini, hakeza inovasyon kelimesini kullanarak aynı şekilde gelecekle ilgili yatırımların şekillenmesinde öncü olmasından dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu güzel katkılarından ve şehrimize sağladığı bu katkıdan dolayı da şükranlarımı arz ediyorum. Sağ olsun. Talas'ımıza çok yeni yeni hizmetler katıyor. Katmaya da devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yerel seçimlerde, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde inşallah tekrar başkanımızı başkan yaptıktan sonra bu hizmetlerini daha da fazlasıyla yapacağına biz eminiz. Sizler de emin olabilirsiniz. İnovasyon merkezini ve espor merkezini açarken biraz daha farklı bir teknolojik olaya şahit olmanın ve onun kıvılcını çakmanın yeni bir heyecanıyla buradayız. Bizim çocukluğumuzda veya talebeliğimizde hocalarımız bize nasihat ederken derlerdi ki büyük balık küçük balığı yutar. Şimdi o değişti. Hızlı balık yavaş balığı yutuyor. Bilgiye kim çabuk gidiyor? Bilgiye ne kadar çabuk ulaşılıyor ve o bilgi hayatımızı kolaylaştırmakta ne kadar çabuk kullanılıyorsa o kadar güçlü oluyoruz. Ama son yıllarda biliyoruz ki Alper Gezer Avcılar'da en son olarak çıkmak üzere birçok bilim insanımız ortaya çıktı. Bizim insanımızın dehası ve zekası diğer dünya milletlerinin, insanların zekasından hiç aşağı değil, hatta çok fazla. Ancak teknolojiyle birlikte bu gençlerimizi, çocuklarımızı bu sahada veya herhangi bir bilim sahasında değerlendirmek üzere mekanlara ihtiyaç vardı. Elektronik spor, online oyunlar üzerine kurulu bir spor dalı. Ama sadece spor değil, aynı zamanda bir zekayı geliştirme uğraşısı. Dünyanın dört bir yanında insanlar bilgisayarlarının başında oturuyorlar, internet aracılığıyla, online sistemle birbirleriyle maç yapıyorlar. Şu anda bizim buradaki kurmuş olduğumuz bu mekanın içerisinde bizim de Türkiye'de ilk defa, Kayseri'de ilk defa ve Türkiye'de tek kadınlar ve erkeklerde kurmuş olduğumuz e-spor takımımız lisanslıdır. Lisanslı takımlar 150 tane kadar takım burada oturup karşılıklı oyunlar oynayıp dünya çapında müsabakalara katılıyorlar. Biz burada da ev sahibi yapıyoruz. E-spor turnuvaları milyonlarca dolarlara varan gelirler elde eden bir spor. Bundan sonra bir sonraki aşamada da kısmet olursa inovasyonumuzu yani yenilikçi fikirleri çocukların ortaya koyabilecekleri ortamlar oluşturacağız. Madde bağımlılığı gibi aynı zamanda internet veya dijital bağımlılık da günümüzün bir çıkmazı. Ama doğrusu bunun karşısında durmak, elinden çocukların bilgisayar veya tableti almak çözüm değil. Ya onların o zekasını ve yeteneğini doğru yönlendirmek icap ediyor. Biz bu noktada 2 yıldan beri aşağı yukarı çalışıyoruz. Dediğim gibi lisansı olan tek kulübüz bayanlarda, Türkiye'de de erkeklerde 2. kulübüz. Efendim ben bütün Türkiye'nin idaresinde ve hatta Türk gençlerinin dünya idaresinde söz sahibi olmaları için birçok mekanlara ihtiyaç olduğu gibi bu mekanın da bir ilk kıvılcım olduğunu beyan ediyorum. İnovasyon merkezimiz ve e-spor merkezimiz hayırlı olsun. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma teşekkür ederken Talaslı, Kayserli ve Türkiye'li gençlere bu konuda da nice başarılara imza atsınlar diyorum. Allah şükürler olsun. Son yıllarda ülkemizde gayet güzel gelişmeler var. Teknolojimizi geliştiriyoruz, insanlarımızı geliştiriyoruz, toplumumuzu geliştiriyoruz, iyiye gidiyoruz. Her şey daha iyi olacak ama neyle? Altyapıyla. Onun için ne gerekiyor? İşte bugün biraz sonra açılışını yapacağımız yerlerle
bunlar daha iyi olacak, daha iyi gelişecek. Bu nedenle Talas Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Yalçın'a ve ekibine böylesine önemli ve örnek bir projeyi ilçemize, gençlerimize, sizlere kazandırdığı için teşekkür ediyorum. E-Sport Arena ve İnovasyon Merkezimizin de bir ilk olarak, örnek bir çalışma olarak ilçemize, ilimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Hayırlı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi çocuklar. Kesin örnek. Robotlardan başkanım eğitim görüyor. Şuraya geçelim. Şınav çekiyor. Kumpu yapabiliyor. Dövüşler yapabiliyor. Ayak üzeri şu şekilde. Önde bulunan sensörler sayesinde elimizi koyduğumuz veya elimine bir engel geldiği zaman yönünü değiştirebiliyor. İlerleyebiliyor. Adın ne senin? Ne yapıyorsun? Buradaki pet şişe buraya ham madde olarak gidiyor, öyle mi? Evet. Dünya çapında 50 milyon, anlık olarak şu anda 5 milyon oynanan bir. Ayakta kalan son. Geldim.